Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 9-10 Mart 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli TÖDER yayınlarının Türkçe sorularını çözeceğim. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez demiş. Redif kullanılmıştır diyor. Bakın oldu gidelim bizim illere. Oldu gidelim bizim illere. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada sözcük halinde redif vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz çaprak uyak düzeniyle yazılmıştır diyor. Yürüdü A illere B bürüdü A illere B A B A B olduğu için çaprak çapraz uyak düzenidir. B seçeneğine indirilmiş olurum. Arkadaşlar ünlü harfleri saydığınızda 11 tane çıkıyor. Dolayısıyla 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Tam uyak var mıdır? Bakın burada şu el kelimelerine baktığımızda arkadaşlar iki ses benzerliği var. Bundan dolayı da Nedir? Tam uyaktır. Bundan ötürü de D seçeneğinde elemiş olurum. Cevabımız da E seçeneğidir arkadaşlar. Herhangi bir cinas sanatı yoktur. İkinci soru. Bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. 4 artı 4 durankla 8'li hece ölçüsüyle söylenmiştir diyor. Yine arkadaşlar heceleri saydığınızda bunun olduğunu göreceksiniz. A seçeneğini elemiş oluyoruz. Düz uyak örgüsüyle oluşturulmuştur diyor. Bakın. A A A B şeklindedir. Sondaki sözcüklere baktığımızda bunu anlıyoruz. Bu da düz uyak örgüsüdür. B seçeneğini delemiş olduk. Zengin uyak vardır diyor. Ayrılacak ocak kucak kelimelerinde bakın. Son sözcüklerdeki cak kelimelerinin benzer olduğunu görüyoruz. Üç ses benzerliğidir arkadaşlar. Zengin uyaktır. Dolayısıyla ben C seçeneğini de elemiş olurum. Arkadaşlar ikinci dizede mecaz mürsel sanatı vardır diyor. Yanmaz ocak derken arkadaşlar ocak kelimesinde mecaz mürsel sanatı vardır. Yani adak tarması vardır. D seçeneğini de elemiş olurum. Ek halinde redif olmadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kullanılan sanat? parantez içinde verilen sanatla uyuşmamaktadır diyor. Hemen bakalım tezat sanatı demiş arkadaşlar. Bakın çok az sözcükleri kullanıldığı için burada tezat sanatı vardır. Cinaz sanatı vardır diyor. Kalem böyle çalınmıştır yazıma kader demek arkadaşlar. Yazım kışa uymaz, kışım yazıma. Burada da mevsim anlamına geldiği için yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için cinaz sanatı vardır. B seçeneğini olurum. A seçeneğini zaten elemiştik. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider ifadesinde ise nedir arkadaşlar? Mübalağa sanatı vardır. C seçeneğini de olurum. Kadrini bilmeyenler alır elini, onun için eğri biter menekşe. Menekşenin eğri bitmesinin nedeni kadrini bilmeyenlerin elini almasıdır. Hüsnü talih sanatı vardır. D seçeneğini denemiş olurum. Biri var pencerede, pencere önünde ağlar durur ifadesinde ise herhangi bir kinaye olmamıştır arkadaşlar. O yüzden cevabımız da E seçeneğidir. Dördüncü soru. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Yabancı diller karşısında kendi ana dilini küçük görmek çok acı. Ne diyor Cemal Süreyya? Türkçeden bir kıl kopar. İçinde güneşler, dünyalar, ırmaklar vardır. Ama Türkçeden koparacaksın ifadesinde değerli arkadaşlar. Türkçenin terimler açısından zengin bir dil olduğunu söylemiştir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soruya geçiyoruz. Bu cümlede bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Karadeniz bölgesinin en uzun mesafeli teleferik hattının dördüncü ve son teli çekilmeye başlandı. Hava şartları nedeniyle tamamlanma süresi bir buçuk ay sarkan teleferik projesinin yıl sonuna kadar doğru bitirilmesi planlanıyor şeklinde olacaktı. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneğidir. 6. soru. Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdakilerin hangisinin uyak türüyle özdeştir? Yani aynıdır diyor. Bakın eşi ateşi sözcükler birbirinin içinde yer aldığı için arkadaşlar burada ne vardır? Tunç uyak vardır. Hemen seçeneklere baktığımızda sezemem, gezemem. Böyle bir kullanım yok. A seçeneğini elemiş olurum. Sürmelidir, sürmelidir. Burada da arkadaşlar böyle bir kullanım yok. Eledik. Diyordu, gülüyordu. Yine burada da böyle bir kullanım yok. Bakın cam, seren cam derken arkadaşlar burada nedir? Camlar ortaktır. Burada da tunç kafiye vardır. O yüzden doğru camımız D seçeneğidir arkadaşlar. Yedinci soru. Bu parçadan hareketle yargılarından hangisine ya da hangilerine kesin olarak ulaşılamaz diyor. Yeni gezegenin dünya ile benzerliklerinin bulunduğuna ulaşamıyoruz kesin olarak. HD 217 49B adı verilen gezegenin canlıların yaşamasına uygun olup olmadığı buna da arkadaşlar ulaşamıyoruz. Güneş sistemindeki en uzak, en uzak gezegen olduğu buna da ulaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız e seçeneği olacaktı. 8. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenlerin hangisinden yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Önce Valeri'nin sözü yer aldığından dolayı burada bir tanık gösterme var. O yüzden C, D ve E seçeneğini elemiş olurum. Daha sonra yaratmak insanın var olma isteminin açığa vurulmasıdır ifadesini görüyoruz ki burada ne yapmışlar? Yaratmak ifadesinin tanımını yapmışlar. O yüzden B seçeneğini elemiş olurum. Tanık gösterme, tanımlama ve nedir? Tartışma, anlatım tekniği kullanıldığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Evet, 9. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu parçada söz edilen eser ve yazar eser ve eserin yazarı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar, eserin kahramanlarına baktığımızda Şefika ve Atan'ın birbirine olan aşkı anlatılıyor. O yüzden de bu eser Namık Kemal ve Zavallı Çocuk adlı eseridir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat dönemine ait bir özellik değildir demiş. E seçeneğine bakacak olursanız Arapça ve Farsça tamlamaların tamamı kullanılmaya devam edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın tamam ifadesinden dolayı doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Bu parçada altı çizili ve numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. 3 numaraya bakarsak hasta çocuk adlı şiiri kulak için uyak anlayışının ilk önemli örneklerinden olmuştur ifadesini görüyoruz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. 12. soru. Aşağıdakilerin hangisinde parantez içinde verilen eser tanıtılan sanatçıya ait değildir demiş. Arkadaşlar Yeni Nisan Bomba Ömer Seyfettin'e ait. Yine Malta Geceleri Süleyman Nazif'in eseri. Fakat arkadaşlar Türkçülüğü Sistemleştiren kişi ise kimdir? Mehmet Emin Yurdakuldur. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Ordunarius Profesör ve Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar adlı eseri yazan kişi de Köprülüdür arkadaşlar. Mehmet Fuat Köprülüdür. Romanlarında yer yer kadın psikolojisi üzerinde duran ve Kurtuluş Savaşı'nı işlediği eserleriyle tanıtan Yeni Turan adlı eserin sahibi de kimdir? Halide Edip adı vardır arkadaşlar. Kirpi mahlasını kullanan, memleket hikayeciliğini edebiyatımızda temsil eden ve bugünün saraylısını yazan da arkadaşlar kimdir? Refik Halit Karay'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 13. soruya geçiyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur demiş arkadaşlar. Bakın burada seyircide korku, acıma gibi duygular uyandırarak Ruhu tutkulardan arındırma amaçlayan ve bu yüzden seçkin bir dil kullanan tiyatro türü tragedyadır arkadaşlar. Bu yüzden D seçeneğini elemiş olurum. Halkın sorunlarını konu edinen siyasal nitelikli oyunlardır. Sahnedekinin bir oyun olduğunu vurgulanarak seyircinin kendini oyuna kaptırmamasını önlemek amaçlanmıştır diyor. Öncüsü de Bertol Brecht'tir arkadaşlar. Bu da nedir? Epik tiyatrodur arkadaşlar. E seçeneği delemiş olduk. Basit güldürüye dayanan ve palanga adı verilen alanlarda dükkan ve yeni dünya adı verilen oyun mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur demiş. Bu nedir arkadaşlar? Bu orta oyunudur. 3 birlik kuralına uyulmayan demiş. Nerede uyulmuyordu arkadaşlar? Sadece dramda uyulmuyordu. B seçeneğinde elemiş oluruz. Önceden yazılmış bir metne dayanmayan genelde iskelet bir senaryo üzerinde oyuncuların diyalogları doğaçlama yürüttüğü geleneksel tiyatrodur. Değerli arkadaşlar ben Tulyat'ı da elemiş olurum. Yani A seçeneğinde elemiş olurum. Geriye kalan C seçeneği gölge oyunu nedir? Doğru cevabımızdır arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Bakın İskender Name Cemşidi Hurşit. Kimin eseri arkadaşlar? Ahmedi'nin eseri. Hemen diğer seçenekleri elerim. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm üzerine kanun mersiyesini yazmıştır diyor. Bu da bakidir arkadaşlar. Dolay <laughs> Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır diyor. Bakın arkadaşlar 3 numaralı cümleye bakarsanız İslamiyet henüz kabul edilmediği için bu dönemde herhangi bir dinin etkisi görülmez diyor. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki insanlar dinsiz miydi? Tabii ki hayır. Gök Tanrı inancı var, Maniheizm var, Budi Budizm var. Bunlara da inanmışlardı. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen bir özelliklerden hangileri divan edebiyatı nesliyle ilgili söylenemez diyor arkadaşlar. Bakın burada 3 numaralı cümleye bakacak olursanız ya da hepsine bir beraber bakalım. Divan nesli şiire göre ikinci planda kalmıştır. Doğrudur. Sade, orta ve süslü nesir vardır. Doğrudur. Üslup göz ardı edilmiş, içeriye önem verilmiştir. Gerek şiir gerek de düz yazıda arkadaşlar üslup her zaman önemlidir. 3 numarayı alırım. Söz öbekleri arasında ses, ses uyumu sağlamak için seci denen iç uyak kullanılmıştır. Doğrudur. Nesir yazılarından oluşan mecmualara münşi. Münşi denmiştir diyor. Münşi denmez arkadaşlar. Münşi bunları yazan kişiye denir. Oluşan eserlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Münşeat diyoruz. Dolayısıyla 5'i de almış olurum. Doğru cevabımız 3 ve 5 olduğu için D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Bakın yılkı atı Abbas Sayar doğrudur arkadaşlar. A seçeneğini elemiş olurum. Yalnız adlı romanda Peyami Safa, Samim ve Besim karakterleri üzerinde madde ile mana çatışmasını ele almıştır. Bu da doğrudur. Hikayelerini Sarı Sıcak adlı kitapta bir araya getiren ve İnci Mehmet, Orta Direk gibi romanlar yazan Orhan Kemal toplumsal gerçekçi anlayıştadır diyor. Arkadaşlar doğru cevabımız bu olacaktı. Orhan değil. Yaşar Kemal'dir arkadaşlar bu. Hatırlayın. İnce Mehmet kimin? Yaşar Kemal'indir. Sarı sıcak onundur. Orta direk onundur arkadaşlar. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneğidir. Kurtuluş Savaşı'nı kullanan Küçük A Tarık Burhan eseridir. Doğru. Aganta Burina Burinata kimindir arkadaşlar? Ya da Denizci Gurbetleri Cevat Şakir Kaba Aşı'nın eseridir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan edebi topluluğun sanatçılarından birine ait değil diyor arkadaşlar. Bakın burada bir ifade görüyoruz. Son cümleye bakacak olursanız folklor şiiri düşman sloganı kimindir arkadaşlar? Cemal Süreyya'nındır bu. Peki Cemal Süreyya nerededir? İkinci yenici nerededir? O zaman bu parça ikinci yenicilere ait bir parçadır. Bakalım şimdi eserlere. Güneşi yakanların selamı, Kimin eseridir arkadaşlar? İlhan Berk'indir. İlhan Berk nerede? İkinci yenicilerde A seçeneğini elemiş oluruz. Bay Virgül Sadri Ertem'indir arkadaşlar. Sadri Ertem'i nerede görüyoruz? Toplumcu gerçekçilerde görüyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Yer çekimli karanfil kimin eseridir? Bu da arkadaşlar Edip Cansever'in eseridir. Körfez kimin eseridir arkadaşlar? Sezai Karakoç'un eseridir arkadaşlar bu da. Bakışsız bir kedi kara ise Ece Ayhan'ın eseridir. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? B seçeneği olacaktı arkadaşlar. Bu parçada tanıtılan akım aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın arkadaşlar toplum için sanat Victor Hugo Cromwell. Bu nedir arkadaşlar? Romantizmdir. B seçeneğini işaretlemiş olduk. Bilinç akışı tekniğinden bahsediyor. Arkadaşlar bilinç akışı tekniğinde ne oluyor? İşte bütün kurallar alt üst oluyor. Noktalama işaretlerine uyulmuyor. Doğallık bozuluyor. Hayal ile gerçek, diyalog ile anlatı zamanın zamanlarını iç içe geçtiği görülüyor arkadaşlar. Serbest çağrışımlar var burada. Şimdi metni uzun uzun okuma, okumaya gerek yok arkadaşlar. Metni incelediğimizde doğru cevap nedir? D seçeneğidir. 1 ve 3 olacaktı arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatı'nın önemli öykü roman ve deneme yazarlarından olmakla birlikte felsefeci kimliğiyle de bilinen İnci Aral 1991'de Gece Kitabı ile Pegasus ödülüne layık görülmüştür diyor. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneğidir. Neden? Çünkü Gece adlı kitabı arkadaşlar İnci Aral'ın değil Bilge Karasun'undur arkadaşlar. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Firuzan parasız yatılı 40 gidiller doğrudur. Adalet Ağoğlu ölmeye yatmak doğrudur. Eğik ağaçlar arkadaşlar bu da Sevinç Çokumundur. İlk hikaye kitabıdır doğrudur. Aynı zamanda Ayşe Külün arkadaşlar ne yazmıştır? Güneşe Dön Yüzü adlı eserini kaleme almıştır doğrudur. Yukarıda söz edilen tiyatro oyunu ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın son cümleye doğu mistizmi ile batı kapitalizminin karşılaştığını vurgulamaktadır diyor. Arkadaşlar hemen aklımıza ne geliyor? Canlı maymun lokantası, Güngör Dilmen. Üniversite sınavlarında da zaten çıkmış bir sorudur. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 23. soruya geçiyoruz. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir diyor bakın. A'ya baktığımızda birinci öncüde baktığımızda öykülerinde çocukluk anılarından, tarihten ve efsanelerden yararlanılmıştır diyor. Kimdir bu? Ömer Seyfettin'dir. B seçeneğini elemiş oluruz. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar yazmış. Bu romanlarında güçlü kadın tipini ön plana çıkarmıştır diyor. Kimdir arkadaşlar bu? Halide Edip'tir. E seçeneğini de elemiş olduk. Eserlerinde İstanbul'un kenar mahallelerinde yaşayan, yaşayanların sıradan insanları anlatmıştır diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Sokağın dilini edebiyata getirmiştir. D seçeneğini de ediyoruz. Kirpi imzasıyla mizahi yazılar yazmıştır diyor. Bakın bir önceki sorumuzda da ya da önceki sorularda da vardı hatırlarsanız. Kimdir bu? Refik Halit Karay'dır arkadaşlar. A seçeneğinde elemiş olduk. Dolayısıyla cevabımız nedir? C seçeneğidir. Reşat Nuri Güntekin olacaktı. Dil ve anlatım bakımından değerlendirildiğinde bu düzeler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir demiş. Bakalım. Sen sık sık gülen, Gülerken de sevecen bir Akdeniz çizgisini iliştiren çocuk özenle yabana mı atıyorum yani seni yabana mı atıyorum saat 6.30'ları ifadesinden Değerli arkadaşlar, dil ve anlatımına baktığımızda bunun süre Süreyya olduğu bilinmektedir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videoları değerli arkadaşlar ya da Türkiye geneli deneme sınavlarını, ya da konu anlatım videolarını ya da konuyla ilgili soru çözüm videolarını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.